Manşete hoş geldiniz. Bugün manşetin tek gündemi var. Fethullah Gülen, 83 yaşında, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Haberi Fethullah Gülen cemaatine, hareketine yakın Herkülname isimli X platformundaki hesap duyurdu. Biz Allah'a aidiz, vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz ayetiyle başlayan mesajlar, başımız sağ olsun, ömrünün her anını dini mübini İslam'a ve insanlığa hizmet için sarf eden muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, bugün yani Amerikan saatiyle 20 Ekim 2024'te 21.20'de ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır diye anons etti. Hemen takip eden Twitter'de de gene Amerikan takvimiyle, Amerika takvimiyle 20 Ekim 2024 Pazar günü yerel saatle saat 21.20'de vefat ettiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği duyuruldu. Neden vefat ettiği, hastalığının ne olduğu, gerçi yaşına bağlı sebeplerle son aylarda sağlık durumunun iyi olmadığı görülüyor, gözlemleniyordu. Ama bununla ilgili detaylı açıklamanın da ilerleyen saatlerde doktorları tarafından gerek hastane süreci gerekse vefat nedenine ilişkin olarak açıklanacağı ifade edildi. Ekrem Cumanlı TR724 yayınına bağlandı ve orada Fethullah Gülen'in vefatının ardından cenazesini gördüğünü, huzur içinde olduğunu gördüğünü söyledi ve ayakta vefat ettiğini söyledi. Hastanede bir odadan bir odaya tekerlekli iskemleyle taşındığını ve en son gene bu biçimde tekerlekli iskemleyle bir yerden bir yere taşınacakken hayır ben bu defa ayakta gitmek istiyorum diye söylediği, ayağa kalkınca da vefat ettiği tam da o anda. Yani buradan da anladığımız kadarıyla, Ekrem Rumanlı'nın tanıklığından anladığımız kadarıyla ya da kendisine Ekrem Rumanlı'yı ifade edilenden anladığımız kadarıyla herhangi bir koma hali, herhangi bir yoğun bakım hali söz konusu değil. Ayaktayken, bilinci açıkken ani bir vefat söz konusu. Birkaç gündür hastanede müşahede altında tutulduğu söyleniyor. Bu videoda biraz evvel paylaştığımız X platformundaki ve YouTube'daki Herkül hesabından paylaşıldı. 17 Ekim 2024'te paylaşıldı. Görülen o ki bu videodan sonra veya o sıralarda doktor kontrolü veya fenalaşması veya kendini iyi hissetmemesi gibi nedenlerle hastaneye kaldırılmış ve galiba birkaç gün müşahede altında tutulmuş, ancak sonrasında da vefat etmiş. Vefatına ilişkin doktorlarının yapacağı açıklama bekleniyor ve biz de elbette gelişmelere bağlı olarak yeni bilgileri sizinle paylaşacağız. Defin ve cenaze ile ilgili gelişmelere gelince, çarşamba günü muhtemelen bir hazırlık yapıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenecek bir alana, şu anda belli değil, Fethullah Gülen'in cenazesinin defnedileceği belirtiliyor. Bugün günlerden pazartesi muhtemelen, Amerika ile saat farkını da hesaba katarsanız, çarşamba günü akşam saatlerinde ya da akşamdan sonra ya da akşama doğru Türkiye saatiyle ya da Avrupa saatiyle cenaze merasimi muhtemelen yayınlanacaktır. Oradan da takip edilecektir. Buraya kadar aktardığım bilgiler Fethullah Gülen gibi mühim bir ismin vefatı ve vefatına ilişkin detaylardı. Yeterince detay var ama henüz daha detaylı. Yani sağlık durumu neydi, gerçekten neden vefat etti, bir otopsi söz konusu olacak mı, cenaze defin ve töreniyle ilgili ne planlanıyor, nereye defnedilecek? Bütün bunların hepsine de bakacağız. Bu görüntü 17 Ekim 2024'te kendi sosyal ağlarından, kendi hesaplarından paylaşılan son görüntüydü. Bu görüntüler ise 2 yıl önce, 2022 yılında paylaşılan görüntüler. Görüldüğü gibi Fethullah Gülen 2021-2022 yılına kadar görece gene işte ayakta ve sohbet edebiliyor durumda ve çevresiyle ilgilenebiliyor durumda. Ancak özellikle 2024 yılı itibariyle Ramazan ayından başlayarak sağlık durumu çok kötüleşti. Bu da görülüyordu. Öyle olduğu için sürekli kaldığı yerden
farklı bir yere daha rahat edeceği ya da etrafında daha az kalabalıkların bulunacağı bir adrese taşınmıştı. Doktor kontrolündeydi, sürekli doktor kontrolündeydi ve belli aralıklarla, belli periyotlarla hastaneye gidiyordu. Bu hastane ziyaretleri de bu şekilde paylaşılıyordu. İki farklı hastane ziyareti, biri Mart ayından, biri de Temmuz ayından. Bu görüntüler 2022 yılından. 2024'te bundan daha iyi görünmüyordu, daha iyi kötü görünüyordu. Haliyle bu sabah saatlerinde, yani Türkiye saatiyle 7:21'de Herkül hesabından atılan mesajla vefatı ilan edildiğinde insanlar açısından bu şoke edici, sürpriz, beklenmeyen bir gelişme değildi. 40 yılına Türkiye'nin etki etmiş bir figürdür. 1960'lı yıllarda bir cami hocası, hatip, vaiz, imam olarak başladığı serüveni Amerika'da 83 yıl sonra sona erdi. 1941 doğumlu, nüfus kayıtlarına göre. Fakat Gülen'e bağlı hizmet hareketinde doğum tarihi 1938 olarak kabul ediliyor ve öyle hesaplanıyor. 1938 olarak kabul edildiğinde 86, 41 olarak resmi doğum tarihi kabul edildiğinde 83 yaşında vefat etmiş oluyor. 80'li yaşlarında ve gerçekten ağır sağlık sorunları olan, uzun yıllardır da sağlık problemleri yaşayan, sağlık problemleri çeken bir insan. Özellikle Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vurdu. 70'li yıllarda sadece imam, vaiz ya da hatip olarak değil, aynı zamanda bir öğrenci yurdu hareketi başlattı. Bunu okullar, kolejler, üniversiteler takip etti. 90'lı yıllarda Sovyetlerin çözülmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetler'de okullar açıldı ve oralara Türkiye'den Gülen hareketine mensup yetişmiş öğretmenler gönderildi. Daha sonra bu Afrika başta dünyanın pek çok kıtasına gönderildi. Yüzlerce okulda, yüzlerce ülkede okullar, kolejler, üniversiteler, yurtlar açıldı. Buna bağlı olarak yardım kuruluşları devreye sokuldu. Kimse yok mu gibi. Sadece okul, eğitim faaliyeti anlamında değil, bölgenin fakir halkına, yoksullara yardım eli uzatıldı. Afrika'daki su kuyuları projesi de bunun bir uzantısıydı. Özellikle 1990'lı yıllarda diyalog hareketiyle dikkat çekti ve hem dinler arası diyalog hem de Türkiye'de tüm siyasal kesimler arasındaki diyalog hareketi dikkat çekiciydi. Bütün siyasi liderlerle görüştü ve 90'lı yıllarda siyasi liderler de dünyada Gülen okullarını dolaşarak, Gülen okullarını lanse ederek veya tavsiye mektubu yazarak dikkat çektiler. Yine takip eden yıllarda Papa ile görüşmesi önemliydi Fethullah Gülen'in. Ancak 1997-28 Şubat süreciyle beraber hedef oldu. Ve hedef olmasıyla birlikte de birkaç Amerika'ya gitti geldi ama en son galiba Haziran 1999'da kalıcı olarak artık dönmemek üzere Amerika'ya gitti. Hayatını tamamlayacağı Amerika'ya gitti. Bugün sabah itibariyle Türkiye saatiyle, Amerika saatiyle, pazar akşamı itibariyle son nefesini verdiği için artık hayatını tamamlayacağı diyoruz. 1999 Haziran'ından 2024 Ekim ayında bugün vefat etti. Bugüne kadar geçen 25 yıl küsür ay süre boyunca da hep hedefti. 28 Şubat sürecinde askerlerin hedefi olduğu, sonraki süreçte askerlerin, medyanın, yer yer siyasi hükümetlerin hedefi olduğu ama 2012-2013 sürecinden itibaren de Türkiye'de geriye doğru pek çok kötülük, hatta en son 2016-15 Temmuz'uyla darbe girişimi Fethullah Gülen'e ve onun hareketine, ona bağlı gönüllülere fatura edildi. Bundan on binlerce, yüz binlerce insan rejim mahkemelerinde yargılandı ve ceza yediler. Hala içeride on binlercesi var. Dışarıda açık cezaevinde hakları ellerinden alınmış olarak yaşamak durumunda olanlar var. Bu bütün topyekün Gülen hareketi gönüllülerine kesilmiş bir fatura olarak onlara döndü. Yani sadece darbenin fiziki olarak, fiili olarak işte şu 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 kişi planlamıştır, yapmıştır ve işte onlar cezalandırılacak ya da yargılanacak biçiminde değil. Hareketin bütün mensupları bir biçimde çayını kahvesini içmiş,
bir biçimde bankasına para yatırmış, bir biçimde derneğine üye olmuş, bir biçimde gazetesine üye olmuş. Hareketin tüm insanları rejim mahkemelerinde yargılandılar. Tabir yerinde ise halen de sürüm sürüm süründürülüyorlar. O yönüyle çok büyük bir ağır, yıkıcı ve taş taş üstünde bırakmayan bir süreç oldu. Özellikle Gülen hareketi açısından 2012-13'ten itibaren devam eden süreç ve halen devam eden süreç. Çok büyük etkiler bıraktı. Özellikle Türkiye'nin son 40 yılına sadece bir İslami lider, bir din adamı olarak değil, bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda bir siyasal figür olarak da geçti. Biraz evvel anlattığım nedenlerle işin bir siyasal tarafı da var. Bir siyasal tarafı da oldu bu yönüyle. Çok da tartışılacak. Şimdiden tarihe geçti, tarihe mal oldu. Ancak şu bir hakikat ki seveniyle sevmeyeniyle, takip edeni etmeyeniyle büyük etkiler bırakmış ve onların geçmişten bugüne, özellikle 70'li yıllardan bu tarafa zihinsel kodlarında izler bırakmış bir isimdir. Vefatıyla elbette onun hayat serüveni bitti ama bu dosya kapanmadı. Belli ki bundan sonraki süreçte de çokça tartışılacak, gündem olacak. Tarihe mal olmuş bir şahsiyet olarak değerlendirilecek. İzinden gidenler muhtemelen onun meşalesini taşımaya devam edecekler. Aleyhinde konuşanlar veya bir takım konularda itham edenler de bunu sürdürecekler. Yaşamı itibariyle, fiziki varlığı itibariyle Fethullah Gülen'in vefatı 21 Ekim 2024 önemli bir tarih şimdiden. Gerek vefatı, gerek paylaşılan paylaşılmayan detaylarıyla yeni bilgiler oldukça yayınlarımızı sürdüreceğiz. Başkaca bir konuya girmek istemiyorum. Bu konu şu anda tek başına açık ara yoğun gündem konusu ve bununla ilgili bilgileri aldıkça, takip ettikçe, öğrendikçe sizlerle paylaşacağımdan kuşkunuz olmasın. Ama kapatırken öncelikle Fethullah Gülen'in ailesine, yakınlarına, sonra da Fethullah Gülen'in şahsında kurduğu, bugünlere getirdiği hizmet hareketi gönüllülerine başsağlığı dilerim. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.